başlıyoruz. Ben böyle mi büyüdü? Neler oluyor? Her zaman bu challenge'lar. Özellikle yine hazırladık. Diyeceksin ki merak ettiklerim bu muydu? Buydu. Şimdi insan zaman. Jack Fusion Talks'a hoş geldiniz. Diyorum ki şöyle bir bakınca efsane bir bölüm bizi bekliyor. Çünkü bayıldım işlerine, karakterlerine, dostluklarına ayrı ayrı bayıldım. Üç muazzam insan var yanımda. Emir'le birlikte kendilerini ağırlayacağız. Efendim Ece Sıkan, hoş geldiniz. Levent Erden, hoş geldiniz. Yekta Kopan, hoş geldiniz. Gerçekten kalite skalasını tavana gümlettik. Aynen öyle. Heyecan seni yani. Seni söylüyor. Ben de çok heyecanlıyım. O zaman şöyle bir açılışımızı şimdi Harika, çok teşekkürler. Öncelikle bir yemekle mi başlayalım? Ne dersin Emir? Bir yemekle başlayabiliriz. Evet, evet. Tamam, peki. Evet, sen seç bakalım. Hangi konuğumuzun seçtiği yemekle başlıyoruz? Önden hem bir soğuk başlangıç hem de Ece Hanım'ın seçtiği. Öyle bir starter. Bu isli somon kanepemiz. Klasik bir kanepe. Genelde somon, krem peynir, mayonez üçlüsü çok kullanılan bir şey. Fransız asıllı zaten bu yemeğimizde. Dereotu da çok yakışıyor bence yanına. Aynı zamanda içerisinde Jack ruhu olan bir barbekü sos var. O da kokteyllerinizde güzel gidecek diye kullandık. Afiyet olsun. Harika. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Şahane olmuş. Tuhaf bir sorumuz var. Bu yemeğe siz biraz zorlanabilirsiniz efendim çünkü tatmadınız. Bu yemeğe bir isim versek ne koyardık? Hmm. Herkes kendi ismini versin. Uçabilirsiniz. Ben İnsanlar... cevap vereyim mi? Lütfen. Biliyorsun. Hazır. Çünkü hazır öyle geldi. Ya, bayılıyorum. Somape. Somape mi? Somonlu kanepe. Hayır. İşte reklamcılık ruhu. Evet tamamen. Buna ikna oldun mu gerçekten? Evet oldum. Bak Levent'in söylediği her şeye ama her şeye ikna olan. Hatta söylemediklerine bakarak ikna olan ama biri. Ama bu biri. Diyorsun Somape. Olmadı. Somape. Somape. Ben mesela bu tip şeyleri yiyeceğim ben şöyle bir şeyler geliyor aklıma. Ne somonlu tost. Hayır canım benim. Mesela güzel. Ben öyle verdim. Canım benim. Çok güzel bana güzel bir şey verdi. Cutie. Şef ben bir canım böyle benim alabilir miyim gibi. Evet. Peki öbürünü söyle. Canım ciğerim. Oyna. Öbürünü oyna. Neydi? Bir somape. Ama güzel ya. Somape. Benimki de belli değil. Salomemi, Selenomemi. Ne dedim hangisi ben? Ben de dedim belli değil. Ya her şey. Ece bir sipariş versene. Selenomemi ister misin? Bir Selenomemi alabilirim. Aa, çok güzel. Nasıl girdim? Gerçekten şahane. Biliyorsunuz. Diyorum ki arkadaşlar. Zaman makinesini buldunuz. Günümüzden ya da geçmişten 5 kişinin davetli olduğu bir masa kurmanızı rica ediyorum. Masada kimler var? Ne yeniyor ve hangi müzikler çalıyor? Canlı grup da olabilir bu arada unutmayalım. Her şey bütün pakete dahil. Şöyle bizi bir konuk edin masanıza en azından gözlemci olarak. Bir şeyi severim. 69-72 arası falan olsun o tarihler. Bunlardan biri olur mu? Olur kesinlikle. Ben de oralarda olmak istiyorum. Uygundur. Tamam. Kadro birincisi Müzeyyen Senar'ı isterim. Kesinlikle ve kesinlikle yani hangi tarihe hatta o seçsin isterim ilk ona sorarım. Hmm. Yani Müzeyyen abla böyle bir durumumuz var. Gidebiliyoruz işte Gayesu bize böyle bir imkan sağladı. Hmm. O belirlesin. Of. Ondan sonra David Bowie'yi isterim. İki. Bu benim masamdır ya her şeyden önce. Evet. Üç, Natalie Portman'ı isterim. Hmm. Bunu hep isterim. Yani anladım. O hep yanında olsun diyorsun. Ya konu ne olursa olsun. Natalie ile... Kapıya baksın. Evet, Natalie gelsin. Okay. Çünkü o şeyi çok sever. Bunu çok sever. Selenome. Selenome'yi çok sever. Sırf Selenome için çağırıyorum Natalie'yi. Eksik kalmasın kızcağız. Evet. Üç oldu değil mi? Gerçekten sohbet etmeyi Tesla, çok iyi. Tesla ya. Turing'i isterim. Oo. Alan Turing'i isterim. Çok... Kendi şeyimden kullanayım, kategorimden. Bir isim daha. Bir de güzel bir masa olacak. Sanki böyle Müzeyyen ablayla da iyi konuşurlar. Tomris Uyar olabilir. Füsun Akatlı çok severdim. Bir arkadaşım, dostum diyeceğim bir insandı. Füsun Hanım olabilir, Sevgi Soysal olabilir. Bu isimlerden biri. Hangisi müsaitse? Bravo, arayacağım. Çok iyi. Hepsine yazarım. WhatsApp'tan grup kurarım. Hangisi müsaitse? Tarihi de belirledik. Masadayız. Zaten masada da açıkçası şeylik yapmam orada. Terbiyesizlik yapmam. David, Müzeyyen abla bunlar ne istiyorsa onlar çalınır. Setin başına biz de, onlar geçsin. Biz de büyük ihtimalle Natalie yakınım da olacak. Biz de böyle tatlı tatlı böyle böyle dinleriz. Hmm. Bunun gibi geldi ona. Muhteşem. Çıkabildin mi içinden? Harika. Oh. Müthiş bir masa. Ben fazla geri gitmiyorum. Ben 70'ler güzel bir beach böyle hani uzun masa, Jamaica, Palms. Kimler var? Verushka. Verushka biliyorsunuz artist, sanatçı, eski model, meşhur Blow Up filmi Antonio. Antonioni ile beraber almışsın. Benim çünkü top filmlerimden biridir bu. Antonioni de masada. Antonioni de masada. Bir ilk
şekilde. Hala bile buna bakıyor. Antonioni var, Veruşka var, öyle takılıyoruz. Sonra kim geliyor merdivenden? Biri iniyor. Kim geliyor biliyor musunuz? Grace Jones. Aaa! Şimdi tabii o da bir geliyor. Yani oralı... ama tabii bir de böyle kim lazım? Böyle bir çok yakışıklı biri olsun. Seni de biliyorum. O kadar da değil. Alain Delon gelsin. Ay süper ya. Belki bir şey yaparlar Antonioni falan, bir şey olur, bir iş çıkar falan biraz. Truman Capote falan gibi böyle çok acayip oldu. Gerçi ortalığı mı karıştırırdı? Onu da bilmiyorum. O gününe bağlı. Gününe bağlı. Böyle Marvin Gaye'ler, Jill Scott Heron'lar. Evet, biraz Motown. Aynen, Jackson Sisters, I Believe in Miracles'lar filan falan. Akşamüstü içkileri. Şu an güneşi tenimizde hissettik, evet, resmen. Batırıyoruz şu an güneşi. Çok tamam, iyi. Çok güzel. Libido show. Çok bayıldım bu masaya. Tamam. Çok güzel. Masa. Evet, Levent'in masasını... Evet. Bir kere 60'ların başındayız. Sahnede iki ayrı insan var. Biri Münir Selçuk, öbürü Beatles. Hayda! Ve beraber kalamış söylüyorlar. Of! Ve beraber. Kalamış da... Ama bunda... Ve onun gazel kısmını söylüyorlar. Vay vay vay. Masada ahlaksızlar var bir kere, Dali var. Hadi bakalım. Çünkü masada onun yaptığı şeyler çatal bıçaklarla oynuyoruz. Ama kendi yaptığı ince bir acayip çatal Toreo'da bıçaklar var. Toreador kıyafetiyle mi, bornozla? Yok yok, bornozla değil. Normal efendi gibi mi? Sadece karıncayı yiyenle gelmiş oraya. Metroyla geliyor onun için çünkü parası yok malum gariban. Gala falan evde kalmış, tamamıyla kendi geliyor. Ondan sonra öbürü Boris Vian. Boris Vian böyle o... İngiltere ile şey arasında, Fransa arasında sıkıştığı bir tarafta Vernon Sullivan dediği falan filan yerde hava atıyor. Çünkü herif hem mühendislik numaralarını anlatıyor, herkes Dali'yi kızdırıyor falan. O takım orada. Üçüncü adam Nicky de Senfal. O bütün o şişman kadınları, o rengarenklikleri bilmem. Masa böyle ne olacağını şaşır. Tabii şimdi her şey füzyon oluyor. Yani Beatles'la şey, Mine Nurettin, Nicky de Senfal ve şey yan yana, Dali yan yana, evet, ve Boris Vian'ın tepeden bakan konuşmaları. Bir kişi kaldı. Sahnen dolu, bir kişi daha var ama. O da Çetin Altan abi. Aa. Başladı mı bitirmez. Onun için onun konuşmasını en sona doğru bırakıp herkes şarkısını söyledikten sonra ara name olarak Çetin Bey'i dinleyeceksin. Çünkü Çetin Bey'i dinlerken daima el hareketleri iki cümle sonra ne söyleyecekse onu gösterir. Mesela sahneye çıktım der, okulda lisede sahneye çıkmış. Ondan sonra sahneyende birdenbire kılıcını çektiğinde sapını çekip kılıcını kaldığını anlayacaktır ama el ondan en az 3 cümle önce çekmişti. Onun için onu dinlemek istedim. Eylem önce geldi. Kesinlikle. Ne yiyoruz bu kadar karmaşıklığın arasında? Her şeyi beraber yiyoruz. Yani sülün kızartmasıyla kokoreç yan yana. Füzyon gibi füzyon. Füzyon gibi füzyon. Her şeyiyle. Tabii ki. Onun için de Komo'dayız. Komo'da böyle. Villa Deste'nin Villa Deste'nin böyle denize bakan tarafı. Evet. Çünkü hem boğaz tadı var. Dolayısıyla Münir Bey söylerken öyle kalamış uzakta görebilir misin? George Lanurar belki. Onlar zaten. O yanda biliyorsun. Yandı, hemen yanda. Yandı, avukat yani. Kızla oturuyor. Biliyor. Onun için zor yani biliyorsun. İnanılmaz bir yine kadro ve inanılmaz bir ortam. Aynen. Gerçekten evet. Yaşadık ve yaşattığımız şerefinize efendim. Şimdi bilseniz zaman. Bize biraz anlatır mısın bu nasıl bu hale geldi? Bu nasıl bu hale geliyor? Bütün malzemeleri flambe ediyorsunuz viskiyle. Araması geçiyor soğana ve mantara. Ondan sonra kremayla ve parmesanla bağlanıyor sos. Üzerine ekleniyor. Etin de olayı aslında çok yüksek ısıda pişmesi, döküm tavada. Ondan sonra bir katman oluşuyor üstünde, monosodyum glutamattan. Üzerinde aslında beynimiz bunu yemeye programlı. Çünkü beynin ana besin kaynağı protein olduğu için monosodyum glutamatı doğuştan biz istiyoruz, yemek istiyoruz. Aslında onun maksimum seviyeye çıkarıyoruz. Acayip bir bilgi bu. Bunu ortamlarda anlatırsınız. Derhal satarım, hiç sayarız. Hop şu an alındı bu bilgi. Nasıl yemek mutfakla yapıyoruz. Ve yemek yapımıyla aranız nasıl? Ben kendi yemeğimi daima kendim yaparım. Pandeminin 2 senesi boyunca dışarıdan bir kere yemek istemedim. Hadi canım. Çünkü yemek yapmanın benim için özel bir keyif var. Yani. Evde de çok yoğun çalıştığım için yemek yapmakta ne yaparsan yap, yemeğe konsantre olduğun için diğer hiçbir şey düşünemiyorsun. Tabii.
tabii. Oradaki aktif o geçirdiğin meditasyon. Yarım saat, bir saat her neyse. %100 katılıyorum. Bayağı, evet. Bayağı zihnini rahatlatıyor. Sen var şey, terapi gibi hissettin. Tabii kesinlikle. Bir şeyi çok merak ettim. Peki yeni tarifler deniyorken nereden bakıyorsunuz? Hiçbir yerden bakmıyorum. Tamam, kendine kendime göre. Tabii tabii. Yani bostan patlıcanını ahşapla kes, içine fiske su at, birazcık onu koy. Ben alüminyumu sayıyorum. Her ne kadar kötü olsa da yapacak bir şey yok. Ondan sonra fesleğini havanda döv. Onlarla beraber koy. Ondan sonra işte İzmir tulumu ve küp kesilmiş domatesle beraber bir daha at. En son çıkarttığında 4 tane fesleğen yaprağını koy. Tavşaya getirdiğinde açar açması kokusuyla beraber gelir. Kaşıkla yiyeceksin, tabakta kirlenmez. Sarılacağım. Ben hakikaten bunlarla oynarım. Etkilendik. Sanki çok iyisin gibi bir his geçti bana, değil mi? Evet, aşklandım. Muhteşem. Evet, evet, güzel. Çok bayağı iyi. Bu yemeğe bir isim vereceğiz. Ha. Evet. Evet. Mesela mantozet diyebilirim buna. Güzel. Mantozet güzel. İkna lütfen dalga geçme, inciniyorum. Mantozet online iyi de. Hoşuma gitti. Bilmiyorum abi, kesinlikle kabul. Sizde var mı vallahi efendim? Valla bende Petit Pale gibi bir şey çıktı. Niye canım Petit Pale? Canım benim doğru. Sergiler var çünkü. Güzel. Bilmiyorum. Petit Pale yani evet. Az pişmiş gibi bir şey. Yani küçük pişmek falan gibi bir. Öyle bir şey. Güzel. Petit Pale. Petit Pale. Madem öyle dedin, şampikot. No. Mantarlı kotlet değil mi? Şampikot. No. Hem de azıcık biber koyarsan pikote de eder böyle. Muhteşem. Dil bilimciler yarışıyor arkadaşlar. Bana akımı getirin ya. Bir anda böyle oldu. Beliri verdi bana. Ateş serbest dediniz. Çok iyiydi. Şunu merak ediyorum. İnsanların sizin hakkınızdaki en büyük yanılgısı nedir? Ya bir kere bir bana beyefendi, efendi çocuk falan denmesi çok acayip geliyor. Nasıl, nerede yanıldılar, nereye baktılar, kimle karıştırıyorlar falan diyor. Dünyanın en son beyefendi adamı diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Yok öyle bir şey. Müthiş. Benim var bir tane konserin sonrasında herkes salondan çıkarken tabii ki insanlar sıkışmış falan tuvalete gitmişler. Tuvaletlerinde biri kapalı biri açık bir şeyler olduğu için tuvalette bir sıra var. Bekliyor beyler sırayı fakat giriyor Yekta Kopan sırayı höttür zöttür siz benim kim olduğumu gibi diyerek öne gidiyor ve Yekta Kopan bunu kullanıyor. Yorum da şu yani siz bu adamın böyle kibar göründüğüne şey falan bakmayın. Göründüğüne bakmayın bu böyle bir herif yani bu herif tuvalette bizi iteledi kakaladı gitti. Ya ve hayatımda gerçekten sen benim kim olduğumu bilmiyor musun kullanacağım tek yerim burası olması üzücü. Yani eğer böyle bir şey varsa bile. Böyle bir olay olmadığı gibi şey çok üzücü. Sonra da şey, ben o gün yokum. Türkiye'de değildim. Bir iş için yurt dışında bir yerdeydim. Yani Türkiye'de değilim. Benimle ilgilenince hep üzülmüşümdür buna. O kimse onu yazan arkadaşım. Ben değilim. Benzetmiş olabilirsin. Önce. Şudur budur. Ben değilim. Hiçbir şekilde de cevaplayamadım. Ama ben. Gelelim şu soruya. Kırmızı Halı'dasınız. Ve kimle yürüyeceğinizi siz seçiyorsunuz. O kim? Benicio del Toro'nun Benicio del Toro olduğu zaman. Yaşçılık 90'lar. Yapma. Her dönemiyle yürü. Her dönemiyle güzel. Ve ben Barcelona'da böyle bir o markanın yüzü olduğu için bir her ülkeden birini seçip onunla bir sahne oynattılar. Böyle bir marketing çalışması vardı. Türkiye'den ben gidiyordum ve Benicio del Toro ile Barcelona'da W Hotel'de sahne oynayacağız ve karşılaşıyoruz. Ne diyorsun ya? Şimdi ben de hani asper kadar hayatım boyunca bir sürü yere gittim, ortama girdim, çıktım, odur budur, fajimik, bilmem partiler falan. Hani starstruck olmak ne demek ve A liste celebrity olmak Hollywood ne demek onu ben şöyle oldum. Benicio del Toro ile karşı karşıya geldim. Falan oldum böyle. Ondan sonra çok tatlı konuştuk. Sonra sahnemizi oynadık. Ben sana izliyorum, yıkılıyorum. Devlet flört ha. Böyle artık böyle ne diyeceğimi unutmalar şaşırıyor. O kadar inanılmaz bir an ki. O kadar güzel size. Anlattı ki, çok iyi anlattı. Ben de şu an kanlı bir liste daha sonra. İşte zaten bundan dolayı Kırmızı Halı'ya çıktılar. Gerçekten. Onunla bir daha buluşup Kırmızı Halı'da yürüyebilirim. Bir dakika, o da sana acaba bir tatlı bir yükseliş falan. O çok kötü tabii yani. Bence de oldu. Ben öyle hissettim ama. Ben ayağına bastım, evlendim orada onunla. Şu anda Benicio'da bir başka belki YouTube çekiminde o da şey yapıyor. Ve Benicio. Çok geliyor. Evet. Arkadaşlar yani duyduğunuz şeylere inanmıyoruz öncelikle. Ece'den bu videoyu ben istiyoruz. Mümkünse de yayınlıyoruz bu videoyu. İnanılmaz. Çok iyiydi.
Kiminle yürürsün derken kimlerle dolu? Çünkü iki tane kolum var ve iki tane... Ayda. Tabii ki yani. Bir tarafta Bridget, bir tarafta Scarlett. İki sarışının ortasında şöyle salına salına yürüyeceğim. İkisi de göbeğimi de kapatırlar aslanlar. Herkes onlara bakacağından beni görmez. Peki o zaman... Evet, bari. Ben aynı yerden devam ediyorum. Natalie Portman. Natalie Hanım. Tabii. Tamam. Yekta Kopan'ın Natalie Hanım'ı bulalım. Evet. Şöyle oldu. Sanat hakkındaki görüşlerini alalım karşı. Şöyle oldu. Cannes Film Festivali'nde Natalie Portman'ın jüri olduğu yıl bir basın toplantısı çıktık. Onlar da topluca jüri olarak çıktılar. Jürinin bir basın toplantısıydı. Normalde tabii ki orada akredite basınsın, uluslararası basınsın ve herkes bir Cannes Film Festivali'nin bir adabı var ve bu adabın içinde her şey davranılırken Türkiye'den gelmiş o zavallı beyaz saçlı gazeteci bir anda o kadar insanın arasında şöyle yaptı. Natalie! Bir anda böyle yaptım. Güvenlik mi kabardı tabii? Güvenlik mi kabardı? Tabii de sadece ne şöyle yaptım. Ne demesini bekliyorsun mesela değil mi? O... Kontrolsüz. Yekta. Şunu açar. Yekta. Yekta. Hayır Yekta dedim. Yekta. Yekta bana. Tabii ki bunu bekliyorum. Tabii ki salağım çünkü. Sadece aşk bacayı sarmış. O bilinçsiz, bilinçsiz bir an. Aşk da değil. Bilinç yok. Şuur gidik. Evet Natalie sadece şöyle yaptı. Sen işte Yekta buradan bağırdı. Natalie şöyle yaptı. Şu kadar döndü baktı. Çünkü onlar da güvenlik kaygısı falan olduğundan o sadece deli mi diye baktı ve tabii ki yürüdü gitti. Şöyle bir temasımız var. Dediğimiz. Bak bana oradan. Bak şu kadar temasımız var. Ben değil. Bu yaşanmışlığım var. Ben Ewan McGregor'la gidiyorum. Çünkü orada oldu. Çok kötü bir anı yaşadım. Onu tekrar onun travmasını yaşayamak. Bir McGregor daha var. Sana onu verelim istiyorsan. Kafes dövüşçüsü. Olağanüstü tatlı bir insan. Olağanüstü tatlı bir insan. Okey evet. Peki arkadaşlar merak ediyorum. Yapmayı çok isteyip de. İşte bir takım durumlar yüzünden ertelediğiniz, içinizde kalan bir şey var mı? Haha olmaz mı? Alalım. Diyet. Sürekli karar veriyorum. Sürekli erteliyorum. Neden? Yemek çok güzel bir şey. Diyet yapmak için tek bir sebep var. İşte, sağlıklı olmak. Tek sebep. Ama öbür tarafta binlerce sebep var yemek için. Şimdi yani olmuyor. Bir tanesi o kadarına karşı çıkamıyor. İstiyorum. Yine de yapacağım. Güzel. Elbet bir gün. Olmasını istediğimiz ama ertelediğimiz bir şey. Yani bir işte, nedenden dolayı ertelediğimiz bir şey. Ama bir şekilde erteliyoruz. Natalie! Hayır, değil. Kişisel Natalie. Kişisel lupa girdim ben. Hayır, bayağı bulacağım kadını sana ya. Natalie, şimdi değilse ne zaman ben tam oturdum. Şimdi bir hamburger seansımız var galiba ve kimi seçtiğini biliyorum. Evet. Yekta Kopan'ın tercihi. Bu muhteşem görünen yemeğin adı ne acaba? Mini burgerlerimiz. Görüntüsü, renkleri farklı çünkü hamburger ekmeklerinin bir tanesi ıspanakla yapılmış. Bu domatesle yapılmış. Bu da kalamar mürekkebi kullanılarak renklendirilmiş. Wow. Tamamen doğal. Gıda boyası yok içerisinde o yüzden sağlıklı o açıdan. Tavuklu, etli ve sebzeli var. Yeşil olan sebzeli, kırmızı olan dana etli ve siyah olan da tavuklu. Tavuklar kızartılmış. Hepsinde de ev yapımı. Jack ruhlu bir barbekü sosumuz var içerisinde. Çok iyi. Müthiş görünüyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Harikasın. Oyuncak gibi görünüyor her biraz şeyden önce. Biraz muhteşem. Buyurunuz efendim. Evet. Yekten. Ooo. Beğendin mi? Bayıldım. Barbekü sosla birlikte de inanılmaz bir denge oluşmuş. Yani bütün tuşlara basan dengeli bir yemek yiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Harika. Çok teşekkür ederim. Geldik challenge time dediğimiz bir takım durumlara. Arkadaşlar kimler koku duyusuna güvenir? 10 üzerinden kaç? Oklar bana neye döndü? Neyi bilerek oku gösterdiniz? Yok bence... Kurtulmak için yaptılar. Aynen öyle yaptılar. 10 üzerinden kaç mı vereyim kendime kokuda? 8 vereyim. Çok iyi. 7 diyeyim tamam 7. Çok iyi. 7 de çok iyi ya. Koku... Doğru. Yani, 7 de çok iyi. Senin kaç? Konusuna göre değişir ama 6-7'lerde olması lazım. Çok iyi. 4. Aa, şimdi sen beklentiyi düşürdün. Ben de koku. Ya ondan dolayı değil biliyorum. Yani. Ben koku hafızası vardır. Malı yani. Biliyorum. Tamam işte. Girdiğim kokuyu duyduğum zaman bütün olay aklıma geliyor. Hayır, tamam. Benim de işte 4 onunla oluşuyor. Ben de biraz çılgınlık, 9 falan verebilirim. Çünkü şöyle, yani atıyorum ortama X kişi girdi, çıktı, aradan 4 saat geçti. Buraya Ece mi geldi filan gibi. O derin. Evet ve böyle ne? 9 bu. Evet 9. 10 diyemiyorum çünkü onun bilimi var. Yani hani o artık bir çılgın. Yani çok ciddi bir böyle bir yani namı diğer bir köpek duyusu kadar net keskin bir yerde. O zaman arkadaşlar bu iddialarımızın
konfirme olacağı bir an geldi. Gözler kapalı baharat bulmaca oyunumuz. Evet. Önce istiyorsan Ece ile başlayalım. Ece eyvallah, gözleri kapatacağız. Biz gözlerimizi yumacağız değil mi? Peki bu arada Ece sen gözleri açmadan şeyi söyle. Baharatların ismini bilir misin ama her şeyden önce? Bence zaten sorun orada oluyor. Çıkacak. Şöyle yok, gittik. Onlar bunlar. Yavaş yavaş yaklaşıyor baharat sana. Geliyor. Aynen. Hazırsın. Geliyor. Evet şu an burnunu azıcık öne getir. Aa, evet. Pardon. Şu an bir miktarı yüzünde zaten. Aynen. Bu şey ya dur bir dakika. Köri mi ya? Ya körü mü kimyon mu? Ya yani... Söylemeyecek miydin? Hadi bir şansın daha var. Biraz öyle Aa dur gel. Ooo. Ben de çok tıraş bıçak. Sarımsak tozu. Evet. Çok iyi. Ben sarımsak tozuna tercih etmekte. Ya bir tane şey var, böyle gözü kapalı yemek yediğin hani Paris'te de var, Danlanoui diye. Tamamen pitch black, yani tamamen zifir ve hani böyle bütün parlayan şeylerini falan da bırakıyorsun. Hani takıların bakın, yansıma mansıma yok. Zaten görme engelli kişiler servis yapıyor. Ondan sonra... Yani bir duyu ne kadar aslında Türkiye'de bağlı. Türkiye'de de Kör Fotoğrafçılar Derneği Galata'da bir mekan. Galata'da yerleri vardı. Evet, kapandı bir ara vardı. O da öyle gidip dışarıdan yemek yiyebiliyor. Evet, öyle. Aynen bu benzer dediğin sahneyi aynen biz burada İstanbul'da da yaşadık, deneyimledik. Orada da en çok tavuk çok karışıyor. Suyla şarabı karıştıran. Düşün. Alkol falan. İnanılmaz bütün, bir şey. Bütün aslında gerçekten her tür duygun körleşiyor. Evet, her çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Ben de şöyle bir şey okumuştum. Çok şaşırmıştım ve gerçekten bir yandan doğru. Bazı şeylerin tadını belirleyen tamamen kokusu. Mesela patatesle soğanın tadının aynı olduğunu ve oradaki o kokunun aslında bütün tadı değiştirdiğine dair bir şey okumuş. Yani literal yani burnunu kapatıp soğan ısırdığında patates mi soğan mı ayıramayacak kadar. Ama onun için bardak tokuşturmanın karşılığı da o. Çünkü içkiyi duyman lazım. O zaman kesinlikle doğru. Şöyle bir tokuşturalım da sesini duyarak. Hop. Gelmiş. Ay güllerim. Ne kadar şık. Evet çok şık hakikaten. O zaman sıra Levent Erden'de bakalım burnuna altı güvenen. Burnum da pek büyüktür. Zor bir şey mi olsun kolay bir şey mi? Sen seç. Sen seç. Evet yaklaşıyor. Yavaş yavaş geldi. Biraz eğilelim. Geldi Bir daha. Bir dakika. Bir dakika sana doğru şöyle eğelim bunu. Tarçın mı? Bravo. Bravo. Güzel. Çok iyi. Sever misin tarçın? Severim. Özellikle ben meyvesini elmanın üstüne falan koyarım. Ay bayılırım, bayılırım. Ya müthiş. Ben baharatların kraliçesi diyorum tarçına. Ya evet, olağanüstü bir şey. Bayılırım. Ve tabii ki çok alfa bir koku, çok baskın. Girdiği ortamı direkt kaliteli hale getiren bir baharat. Değil mi? Böyle bir kalite getiriyor kendine. Müthiş. Burnuna dört güvenen, hatta artık güvenmeyen diyebiliriz. daha bakalım bilebilecek mi? Gel, dur bakalım. Şimdi gel, geliyor. Gel, şimdi gel. Evet, bu. Kesin tanıyorum. Ay harika. Harika. Tamam. Bakacağım. Şimdi düşünüyorum. Kodlandı. O karabibere yani biberli... Niye gözüm hala kapalı? Yani pardon, karabiberli bir şeye benziyor ama... tam öyle dersem doğru olmayacak. Ama kurtulmak için öyle diyorum. Bir daha koklayabilirsin. Yani şansın daha var. İyi bir şey çıkmayacak benden ama koklayayım hadi. Hadi geldi. Oyunumuz uzasın. Şöyle bir saniye. Ben zaten sana ayarlıyorum. Geldi. Ya şey bu. Kimyon. Bravo. Değil mi? Bravo. Bravo değil mi? Evet. Ama dört. Öncelikle bir verden geldi. Bir ama pardon. Curry'den geldi. Onun evet, curry'den sarımsağa geldi. Onun altı işlediysen. Olur. Tamam. Olur. Aynen. İlk kurşunu da buldum. Destekle çok bu kadar. Çok güzel, çok iyi, müthiş. Az önce yediğimiz ellerine sağlık harika renkli hamburgerlere gözümü kapatıp kimyonu koklarken Unicorn Burger adını koyma kararı verdim. Bunu da ortaya atıyorum. Kötüyse de içinden o geldi. Damien Hirst işi gibi oldu, güzel. Çok güzel. Ben de Makoburg. Evet, ben de makaron burger diyorum. Güzel. Ha, Makoburg kısalttım. Makarondan. İkisinde inanılmaz bir reklamcı ruhu var. Makoburg. Ben kaptı ya. Program başından sonuna kadar değişen iki. Ben yetiştim, geliştim. Junior, bayağı metin yazarları yetişti. Adam yani dokunduğu şey reklamcı yapıyor. İnanılmaz. Sağ olun, ben ne anlarım.
İbrahim. Yani ben çok iyi. Kendi kendime mutluyum. Canım benim, unicorn. Yani bulduğum isimlere bak. Kim yok? Natali. Sevgi Pıtırcı diyebilirim. Natali bu arada. Yekta yeni isim veriyoruz. Sevgi Pıtırcı. Nefret ettiğim şeydir. Okey ama olur. Bu muhteşem muhabbeti zirveye taşımak istiyorum izninizle. Tabii. Ve diyorum ki tatlımız var. Harika. Zaten siz tatlıcılara ekle. Falan. Ay. Buraya lütfen kalpler koyar mısınız? Dijital olarak. Emir bize yine çılgınlar gibi görünen bir tatlı yapmış. Anlatır mısınız efendim? Tatlımız çilek crumble. Bir çilek püremiz var alt kısımda. Fırına gidiyor. Üzerinde yulaf ezmeli bir çıtırımız var. Hı-hı. Böyle fırınlanan bir tatlı. En son olarak da vanilyalı dondurması. Çok iyi duruyor. Çıtır. Aynı zamanda çileğimizi pişiriyorken yine bir Jack ruhu var içerisinde. İçinde. Harika Emin. Afiyet olsun. Oo. Ya sıcak filan mıydı bu? Evet, sıcak olması gerekiyor. Yaşasın. Üstüne soğuk dondurma gibi. Demin tarçının da gelmiş buraya. Üzülüyorum yemediğiniz için ama umarım Emir bunu Instagram'ına koyar ve yaparız yani. Bu müthiş bir şey. Yaparım kesin. Hemen isimlerini patlatalım o zaman. Zirvede bırakalım. Müthiş. Şefim ben bir zirvede bırakalım olabilir. Biraz erotik oldu galiba. Şefe söylemek için. Şefim bir zirvede bırakalım. Zeki Müren erotizmi. Şefim zirve. Sizde ne var sayın reklamcı birey? Hemen estağfurullah. Şahika falan gibi bir şey geldi. Şahika çok iyi. Çok iyi. Morning Glory. Böyle sabah, sanki sabah yemek isterim ben bunu. Morning Glory, evet. İlk kahveyle filan ha. Ben bir çünkü tatlı çok severim, tatlıcıyım. Büyük sweet tooth, büyük tatlıcıyımdır. Gerçekten beni ve eminim seyircilerimizi de müthiş mutlu ettiniz. Sohbetinizde, varlığınızla. Dediğim gibi bence bunun devamı gelecektir. Bence de. İsterseniz... Devamına. Devamına diyorum. Harika oldu gayecim. Harika. Vallahi. Ellerine sağlık. Çok güzel. Emir'ciğim. Sağ ol. Bizi ihya ettin. Arkadaşlar, Jack sundu. Jack Fusion Talks'ta. Bu bölümde böyleydi. Önümüzdeki bölüm tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere.